Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda EQ'uz evcilleştireceğiz. Hemen şuradan kaç level'da eğri açılıyormuş. 20 level'da açılıyor ve demircide yapılıyor. Hemen bir tane yapalım. Malzemelerde neymiş onları görürüz. Gerekli malzemeler 240 deri, 160 leaf, 85 odun, 80 de taş. Bu arada EQ'sun yani atın en sevdiği yemek dilo maması. O yoksa havuç. Şimdi ben bakayım var mı bende. Dilo olması lazım ama bakalım. Yokmuş. Şuradan dilo 8 tane var mı? 8'ini de yapalım ya. Şimdi şöyle gerekli malzemeler neymiş bir de onlara bakalım. Yani zaten kesin şey vardır. Evet. Ivır zıvır. Şurada malzemelerim vardı benim. Şöyle 8 tane havucumuzu alalım. Şey havuç diyorum ya. Limon. Ondan sonucuma kurutulmuş et 8 tane. Mejo beri neden takılmaya başladı ya? Şundan da 16 tane alacağız. Başka da bir şey gerek yok ya. Tamam. Burada zaten lifim ve suyum var. 8 yumurta, 8 limon, 8 et, 16 mejo beri. Bu arada işte superior kibble, basic kibble, simple kibble falan böyle kibble çeşitleri var. Onlar mobilde olmuyor. Her hayvanın sevdiği kibble'ı mamayı gösteriyor. Yani normal kibble. Onları çiftleştirip de yumurtasını aldığınız zaman ben şuradan havuç da alayım 2-3 tane. Onları nasıl derler? Şey vardı ya hani çiftleştirirken feromonla çiftleştirip yumurta süper kibble olarak geçiyor. Yani bir normal kibble yapabiliyorsunuz, bir de feromonla çiftleştirdiğinizde çıkan yumurtayı kibble yaptığınızda o süper kibble oluyor. O kadar. Yani iki tür kibble var, bir normal bir de süper. Normal ile süper arasındaki fark da o. Şimdi at arayacağız. EQ'uz arayacağız. Ormanlık yerlerde bolca çıkıyor. Yani nasıl diyeyim? Çok kolay bulunan hayvan değil ama işte şansınıza denk gelirse şöyle o ormanlık alanlara falan bakın. Oralarda denk geliyor. Güzel, en sonunda bulduk. Ama bunlara da şey saldırıyor ya. Şöyle level'larına bakalım da. 15 geç. Yüksek level olanı alırız. Şu kaç? 35. Şurada raptor var bir tane. Bir tane oraya doğru gidiyor. Bu zaten buralarda ölür gider ya. Neyse bir ona bakalım. Belki yüksek level olan olur. Ha, 70'miş bak bu iyi aslında. Lan çık şuradan. Heh. Şöyle ayağımızı alalım. Bir de diğerlerine bakalım. Diğerleri de bu tarafa doğru gelmişti. Şunun rengi çok güzelmiş aslında ama. Beyaz beyaz. 15 level. Şu kaç? 10 level. Yok. İyi, bu 70'i bulduğumuz iyi oldu ya. Başka da yok. Şimdi bunu şöyle sakin bir yere götürelim. Orada evcilleştirelim. Hem canı da dolsun biraz.
Şurada timsah falan yok herhalde. Aynen, görünürde yok. İyi. Şimdi şuna şöyle sessiz sessiz arkadan geliyorsunuz. Bir tane balm, bir tane havuç verdiğinizde 132 onyx balm ile. Sonra uzaklaşıyorsunuz. Ürkütmeden. Sakin sakin evcilleştireceğiz. Tekrar acıkması geldiği zaman tekrar, bu sefer kibble veririm ya. Ne yaptık o kadar? Bir tane havuçla 132 geliyormuş işte, 70 level onyx balm ile. Ya bunda önemli olan işte. Ya cili suitiniz varsa onu da giyebilirsiniz. Önemli olan ürkütmemek işte ya hayvanı. Hadi acık artık ya. E bak, orada bir şeyler saldıracak şimdi ya. Ya acıktı. Tekrardan şimdi şöyle. Şöyle sessiz sessiz gidelim. Ana, 194 oldu ya. 32 idi, 194. Yani Kibble'da yaklaşık 2 katı veriyormuş. 62 verdi. Onyx Balm ile. Bir Kibble'da kendimiz yedik. İyi oldu. Ha, acıktı hemen. Koş koş koş. Bir de sonlara doğru yaklaşınca bunların acıkması daha hızlı oluyor. O da iyi bir şey. Ya hadi oğlum, bir git. Dönüp duruyor ya. Allah'a gıcık kaptım ama. Tamam, şimdi havuç verebiliriz. Ve evcilleştik. Şimdi buna böyle yersiz de binebiliyorsunuz. Yersiz de kullanabiliyorsunuz. Ha, şöyle bir özelliği var, onu göstereyim. Şöyle Dodo gelsin mesela. Çifte attığı zaman, ekranın solundan aşağıya doğru çektiğiniz zaman çifte atıyor. Ve çifte attığında da böyle hayvanları bayıltabiliyorsunuz. Şimdi bir tane de şuna vuralım. Buna yetmedi. Özelliklerine bakalım bir de. 960 canı var. 1232 dayanıklılık. 441 ağırlık. 262 hasar ve 120 de hızı var. Şöyle eğerini taktığınız zaman şöyle kimya tezgahı gibi kullanabiliyorsunuz bunda. Ve şöyle kementi var. Buradan da üretebiliyorsunuz. Neymiş? Teç fiber gerekiyormuş. Dur. Şöyle biraz meyve toplayalım da
Açlığı kalsın. Şurada bizim malzemelerimiz var mıydı? Bakayım da bir. Yokmuş burada. Neyse, taş olanı kullanırız ya. Hemen şuradan iki tane. Ya fiber vardı zaten ya, doğru. Tamamdır. Şunları at içine. Şöyle fiberimizi ve lifimizi, fiberimizi ve lifimiz diyorum ya. Saman ve lifi attık. 4 tane de kemenimiz var. Şöyle hayvanları yakalayabiliyorsunuz. Bunu yakalayamadık. Yani işte böyle hayvanları yakalıyor. Kement ya, işte bildiğin kement. Şöyle şuna bir çift atmayı da gösterelim. Ekranın solundan aşağıya doğru çekiyorsunuz. Yani şöyle bayılıyor işte. Bir de şunu da bayıltalım, ardından videonun sonuna da geliriz. Bunlar uzaklaşmaya başladılar zaten, herhalde bayılacaklar. Heh, şöyle işte çifte atarak bayıltabiliyorsunuz. Ama tabii birazcık zaman alıyor. Bunu da bayılttık. Böyle. İlk başlangıç için güzel bir hayvan. Yani eğri 20'de açılıyor ama eğer siz de kullanabiliyorsunuz. Sadece eğri olduğu zaman kimya tezgahı gibi işte bu malzemeleri üretebiliyorsunuz. Oyun başlangıcında pasif tame olduğu için herhangi bayıltıcıya falan da gerek yok. Bulduğunuz zaman evcilleştirip rahat rahat, yani haritada gezebilirsiniz. Hem hızlı bir hayvan. Yani kaçarken falan rahat olur. Şimdi ben bunu bir base'e götüreyim. Dodo'yu aldık. Hem bir boyayayım, şöyle bir rengini falan değiştireyim, hem de level kasmış olur. Kullanım yerleri böyle. Normal sağ ekranı sağından tıklayarak normal saldırısını yapıyor. İşte meyve topluyor vesaire. Ekranın solundan aşağıya doğru çektiğinizde çifte atıyor. Hayvanları bayıltabilirsiniz. Ekranın solundan yine yukarıya doğru çektiğinizde de zıplıyor. Özellikleri de bunlar. Yani bir tane Onyx Balm'la havuca %32 vermişti. Kibble'a da, mamaya da %62 vermişti. Yani iki mama yoksa 3 havuç mu derseniz, tabii ki de 3 tane havuca rahat rahat böyle işte 100 level bir tane bulabiliyorsunuz, evcilleştirebiliyorsunuz. Şöyle base'e de geldik. Birazcık boyayayım ben bunu, bir şekilli şukullu bir şeyler olsun, güzel gözüksün. Böyle gri olunca, beyaz olsa iyiydi bak, beyazı da güzel. Ben bir de şu üzerindeki mamaları bırakayım. Allah. Şimdi şu 18 tane güç tozum var. Ya beyaz, ya siyah, ya da sarı renk yapacağım da. Bir deneyelim bakalım.
Beyaz da güzel. Şöyle biraz uzaktan bakarsak. Yok ya, sarı ya da siyah yapayım ben bunu. Bir de siyaha bakarız. Şöyle tamam, bundan bayağı, siyahtan bayağı yedireceğiz işte. Buna bir ara, bu arada, bir ara değil bu arada, bir cam verelim. Şöyle bir kan üzerine çıksın. Tamamdır. Ha, bu arada şurada Equus Power var. 2.39. Siz bunları çiftleştirdiğinizde Dodo gibi. Hani Dodo'da boyutu artıyor ama bunda da bu Equus Power artıyor işte. Daha güçlü. Çiftleştirdikçe daha güçlü atlar elde edebiliyorsunuz. .239 yazıyor. İşte bu çiftleştirdikçe 3 oluyor, 4 oluyor falan. Böyle daha güçlü hayvanlar elde edebiliyorsunuz. Şöyle bir komple bir siyah yapayım bakayım. Bu arada şunu da bir yürütelim. Yok ya, siyah da pek iyi olmayacak gibi sanki. Ha. Bir de sarı deneriz. Bir de sarıya bakalım, ardından da artık videoyu bitirelim. Özelliklerini anlattık zaten. Ne sevdiğini, ne yediğini, nasıl evcilleştirildiğini anlattık. Eğer siz de biniliyor ama eğer olduğu zaman kimya tezgahı gibi kullanabiliyorsunuz. Sarı daha iyi oldu ha. Güzel durdu ama. Şu şeyi boyayalım bir de. Eğerini boyayalım. Sarı daha iyi gibi sanki ya. Neyse, ben bunu boyarım sarıya. Güzel oldu. Başka renklerde deneriz ya. Neyse. Bugün 301 canlı serisinde E harfinin ikincisinde Equus evcilleştirdik. Passive Tame. Sevdiği mama, dilo maması. Ama onun haricinde sebzeyle de evcilleştirebiliyorsunuz. Onyx Palm'ınız varsa gayet kolay bir şekilde evcilleşiyor. Eğer level 20'de açılıyor dedik. Demirci de yapılıyor ama eğer siz de kullanabiliyorsunuz. Eğer olduğu zaman şöyle kimya tezgahı işlevi de görüyor. Buradan bunları yapabiliyorsunuz. Şöyle üzerinden kement çıkıyor. Bunu yapabiliyorsunuz. Bunda da işte hayvanları küçük hayvanları yakalayabiliyorsunuz. Equus Power yazıyor 2.39. Bunları sürekli çiftleştirdikçe her çıkan yavruda bu Equus Power artıyor. Daha güçlü atlar elde edebilirsiniz. Hani şu dodoların boyu artıyor ya, bunda da bu atların gücü artıyor. Normal saldırısı ekranın sağıyla, şöyle göstereyim hatta. Şöyle normal saldırısını yapıyor. Sol yukarıya çektiğinizde, ekranın solundan yukarı doğru çektiğinizde şöyle zıplıyor. Sol aşağıya yaptığınızda da çifte atıyor ve bu sayede hayvanları bayıltabiliyorsunuz.
Başlangıç için oldukça faydalı bir hayvan. En azından haritada rahat rahat gezebilirsiniz, kaçabilirsiniz. Hayvan bayıltmak istediğinizde, bayıltıcınız olmasa bile bununla bayıltabilirsiniz. Şimdi tekrardan beyaz mı yapsam, kararsız kaldım ben de. Özetimizi de yaptığımıza göre artık videoyu da bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Şöyle selam vermeyi hep unutuyorum ya ben. Niye unutuyorum?